Türkçe peri masalları. Bir göz, iki göz, üç göz. Evvel zaman içinde çok uzak bir ülkede üç kızıyla yaşayan bir kadın vardı. Tek göz ve üç göz adlarındaki iki kızı gözdeleriydi. Onları çok sever. Onlar ne isterse sağlamaya çalışırdı. Öte yandan diğer kızının sadece iki gözü vardı. Normal kişilere çok benzediğinden kız kardeşleri ve annesi onu hor görürdü. Kız kardeşlerinin eski, yıpranmış giysilerini giyer, onların yemek artıklarıyla karnını doyururdu. Onu mutsuz etmek için her şeyi yapıyorlardı. Ona ne kadar eziyet etseler de, iki göz tanıştığı ve gördüğü herkese karşı iyi ve cömert davranırdı. Merhaba küçük kuşlar, aç mısınız? Üzgünüm, fazla değil ama yiyebilirsiniz. Bir gün kız kardeşleri ve annesi öğle yemeğinden kalkarken iki göz yemeğe oturdu. Tek göz, malum iki göz bizden farklı. Bizim masamızda oturması şart mı? Haklısın. İki göz, yerin bizim yanımız değil. Git, bize yaklaşma. Zavallı iki gözü bu sözler o kadar incitti ki ağlayarak odadan çıktı. O ağlarken birdenbire mucizevi şekilde karşısında yaşlı bir peri belirdi. Üstünde güneşte parlayan bir pelerin vardı ve değerli taşlarla süslenmiş bir değnek taşıyordu. İki göz hayrete düşmüştü. Neden ağlıyorsun sevgili iki göz? Ah sevgili peri, iki gözüm olduğu için annem ve kız kardeşlerim benden nefret ediyor. Bana sadece yemek artıklarını veriyorlar ve bana çok kötü davranıyorlar. Gözyaşlarını sil canım. Sana güzel bir şey söyleyeceğim. Elindeki değneği görüyor musun? Ne zaman acıkırsan şu büyülü sözleri söyle. Sihirli değnek, acele et. Masayı yemeklerle donat. Sonra değnek parlamaya başladı. İki gözün elinden düştü ve çok hoş küçük bir masaya dönüştü. Üstü iki gözün hiç görmediği leziz yemeklerle donatılmıştı. Ah ne kadar güzel, harika kokuyor. Artık aç kalmayacaksın. Ne kadar istersen ye ve iç. Yemeğin bitince şunu söyle. Sihirli değnek, duamı duy, masayı uzaklara götür. O zaman masa ortadan kaybolacak. Bunu söyledikten sonra yaşlı peri sihirli değneğini salladı ve ortadan kayboldu. İki göz gördükleri karşısında şaşkındı. Ama çok uzun süredir karnı tam doymadığından masadaki hemen her şeyi silip süpürdü. Yemek çok lezzetliydi. O kadar mutluyum ki. Ama şimdi bunları saklamam gerek. Sihirli değnek, duamı duy. Masayı çok uzaklara götür. Ve mucizevi şekilde masa ve üstündeki her şey değneğe dönüştü. Akşam eve döndüğünde masanın üstünde ona ayrılmış yemek artıkları duruyordu. Ama onlara dokunmadan mutluluk içinde yanından geçip gitti. İki göz ondan sonra her gün dışarı çıktı ve istediklerini yiyip içti ve evine mutlu döndü. Günün birinde tek göz ve üç göz kız kardeşlerinin ona bıraktığı artıkları yemediğini fark ettiler. İki gözün bir sorunu var. Artık ona bıraktıklarımızı yemiyor. Yemek bulmanın başka bir yolunu keşfetmiş olabilir. Gerçeği öğrenmeliyiz. Ertesi gün iki göz mutluluk içinde dışarı çıkınca kız kardeşleri onu sessizce takip etmeye başladı. İki göz takip eden var mı diye arkasına baktı. Ama kız kardeşleri dikkatliydi. İki göz oraya varınca yüksek sesle "Sihirli değnek, acele et. Masayı şimdi yemeklerle donat." diye seslendi.
ve hemen üstünde leziz yemeklerle masa belirdi. İki kız kardeş gizlice onu izliyordu ve bu manzara karşısında gözleri fal taşı gibi açıldı. Demek her gün böyle karnını doyuruyor. Neden aç olmadığı anlaşıldı. Çabuk, hadi eve gidip her şeyi anneme anlatalım. Hemen eve koştular ve annelerine iki gözün neler yaptığını anlatınca anneleri küplere bindi. Nasıl bizden daha güzel yemekler yer? Eve geldiğinde o sihirli değneği hemen elinden alacağız. İki gözün dönmesini beklediler. Gelince annesi iki gözün elindeki değneği aldı ve parçaladı. Hayır, neden yaptın bunu? Sana ders olsun. Bir daha kız kardeşlerini ve beni aldatmaya kalkma. Artık sonsuza dek aç kalacaksın. Zavallı iki göz çok üzüldü. Değneğin parçalarını topladı ve koşarak çıktı. Bahçeye gitti ve orada içli içli ağladı. Tam o sırada yaşlı peri yeniden karşısında belirdi. Tatlı iki göz, sorun ne? Neden ağlıyorsun sevgili çocuğum? Ah iyi kalpli peri, biliyor musun bana verdiğin o güzel masaya dönüşen sihirli değneği maalesef annem parçaladı. Ben yine aç kalacağım. İki göz, sana iyi bir öğüt vereceğim. Değneğin parçalarını al ve bahçeye ay ışığının en iyi vurduğu noktaya göm. Bu hiç şüphen olmasın şansını açacak. Yaşlı peri sihirli değneği salladı ve yine karanlıkta ortadan kayboldu. İki göz periye güveniyordu ve ona söylediklerini yaptı. Ertesi sabah bahçede muhteşem bir ağaç belirmişti. Gümüş rengi parlayan yaprakları ve gün ışığında pırıldayan altın rengi meyveleri vardı. Annesi ve kız kardeşlerinin şaşkınlıktan ağızları açık kalmıştı. Hayatlarında hiç bu kadar güzel bir şey görmemişlerdi. Çok güzel bir ağaç. Ama bu ağaç nereden geldi anne? Bilmiyorum. Gerçekten de çok tuhaf. Hadi çıkıp meyvelerini toplayalım. Sadece iki göz ağacın parçalanmış değnekten çıktığını biliyordu. Tek göz, üç göz ve anneleri dışarı çıktı ve altın meyvelerini toplamaya çalıştılar. Ama meyveye uzandıklarında ağaç dallarını onlardan kaçırıyordu. Oh, neden bu ağacın bir yaprağına bile ulaşamıyoruz? Dinleneceğim çünkü çok yoruldum. İki göz onları izliyordu. Ağaca baktı. Ben de deneyebilir miyim? Belki bir meyve alabilirim. Heh, istediğin kadar dene. Biz başaramadıysak sen nasıl başaracaksın? İki göz meyve koparmak için gümüş yapraklara doğru uzandı. Ama ağaç dallarını eğmedi. Hatta daha kuvvetli parlamaya başladı. Ve iki göz meyvelerinden alabilsin diye ona doğru eğildi. Annesini mutlu etmek için topladıklarını annesine vermeye çalıştı. Ancak ağacın meyvelerini sadece onun toplayabildiğini görünce kıskançlığa kapıldılar. Bir akşam hepsi ağacın yanında dikilirken genç bir şövalye atıyla yanlarına geldi. Annesi aceleyle iki göze döndü. Çabuk ol iki göz. Hemen çalılıkların arkasına gizlen. Bizi utandırmanı istemiyoruz. Zavallı iki göz aceleyle gidip çalılıkların arkasına gizlendi. Şövalye çok yakışıklı bir gençti. Atıyla geldi, altın ve gümüşlerle parlayan harika ağacı gördü. Kimin olduğunu merak etti. Ve iki kız kardeşi gördü. Bu güzel ağaç kime ait? Eğer bana o ağaçtan kim bir dal verirse ona ne isterse vereceğim. O ağaç bizim. Sizin için elbette bir dal kopartabiliriz. Bir dalı kırabilmek için zıpladılar. Her şeyi yaptılar. Ama boşunaydı. Ağaç dallarını ve meyvelerini onlardan kaçırdı. Dokunmalarına izin vermedi. Ağaç size ait olduğu halde ağaçtan hiç meyve koparamıyor olmanız
Doğrusu çok garip. Boşa zaman geçirmek yerine gitsem iyi olacak. Ve oradan ayrıldı. İki kız kardeş ve anneleri çok sinirlenmişti. Endişe etmeyin sevgili çocuklarım. Belki yarın yine gelir. O zaman daha çok çaba harcarız. Onlar gidince iki göz çalılıkların arasından çıktı ve ağacın yanına oturdu. Şövalyeyi düşünmeye başladı. Ne kadar yakışıklı. Keşke ağaçtan bir dal koparıp ona verebilseydim. Onu ne kadar sevdiğimi söyleyebilirdim böylelikle. Tam bunu duymuştu ki ağaçtan gelen yaşlı perinin sesini duydu. Küçük iki göz, üzgünken bile hep iyi kalpli kaldın. Böyle güzel bir kalp, ödüllendirilmeyi hak ediyor. Dileğini duydum. Eğer istediğin gerçekten buysa sana bunu vereceğim. Aa, evet. Sevgili şövalye ile birlikte olmayı her şeyden çok isterim. Bunu tüm yüreğimle istiyorum. Pekala. O zaman sana söylediğimi yap. Ağaçtan bir yaprak kopar ve elbisenin içine sakla. Bunu yapınca yıpranmış elbisesi hayal edilebilecek en güzel elbiseye dönüştü. Üstünde gümüş yapraklar ve yakut güller vardı. Şimdi gümüş yaprağın içine otur. Seni gökyüzüne uçurup sevdiğine götürecek. Perinin sesi gidince gümüş bir yaprak ağır ağır iki gözün önüne düştü. Yaprak büyüdü. Ay ışığında gözleri kamaştırıyordu. İki göz yaprağa oturdu. Yaprak gökyüzünde süzülmeye başladı. Ayın ve yıldızların yanından geçti ve şövalyenin balkonuna geldi. Yapraktan inince yaprak gümüş bir dala dönüştü. Dalda altın bir meyve sallanıyordu. Ah, sevgili yakışıklı şövalye, lütfen sesimi duy. Sana ağaçtan istediğin gümüş dalı getirdim. Bu geç saatte bana seslenen de kim? Çıkıp balkonda dikilen iki gözü görünce nefesi kesildi. Karşısında gördüğü en güzel kız vardı ve gözlerini ondan alamıyordu. İki göz onu gördüğüne çok sevindi. Şövalyem, sana bu gümüş dalı getiren kişiye ne isterse vereceğine dair söz vermiştin. Doğru. Peki senin istediğin nedir? İki göz ona annesinin ve iki kız kardeşinin ona nasıl kötü davrandıklarını anlattı. Açlık ve susuzluk çektim. Çok üzüldüm. Beni eşin olarak kabul edip kurtarabilir misin diye sormaya geldim. Seninle evlenmekten gerçekten mutlu olurum. Ama ondan önce sana kötü davrandıkları için anneni ve kız kardeşlerini cezalandırmalıyım. Ah! Onları affet şövalyem. Onları unutalım. Onlar artık acı geçmişimin bir parçası. Bugünün keyfini çıkaralım ve güzel bir gelecek kuralım. Ertesi gün şövalye ve iki göz büyük bir törenle evlendi ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.